Evet arkadaşlar, şöyle garajdan çıktım. Nereye geldim arkadaşlar? Bakın. Westfield Mall of Netherlands diyor. Yani burası Hollanda'nın en büyük alışveriş merkezi arkadaşlar. 1,5 sene oldu, 2 sene oldu. 2021'in ortalarında açıldı. Şöyle beraber Hollanda'nın en büyük alışveriş merkezini beraber gezelim arkadaşlar. Bayağı lüks, güzel. Çok büyük arkadaşlar, bakın. Douglas, Media Markt falan peşmeke. Şöyle gezelim arkadaşlar ya. Artık bakacağız. Gerçekten de Hollanda'nın en büyük alışveriş merkezi mi, değil mi? Belli olur. İki katlı herhalde arkadaşlar. Yukarıda var. Media Markt yukarıda. Action. Bu Dunkin Donuts'cu. Donuts'ları var bakın. Oradan geri çıkış var. Jumbo. Şöyle yukarı çıkalım. Her yerini yavaş yavaş gezmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Evet. Media Markt arkadaşlar, bakın. Bir kat yukarı çıktık. Daha bir kat daha var yukarıda ama orada ne var bilemedim onu. Park yerlerine çıkıyor. Burası da Action. Dışarıda hava da güzel, bir gün güneşli. Öyle arkadaşlar, bakın. Burada Action var. Bir de Media Markt var. Yukarıda ne var? Nivoko. Orada park yerleri. Biz park yerlerine gitmeye gerek yok. Aşağı inelim geri. Şuradan sağa dönelim bir. Neler varmış sağ tarafta? Ey Tiyatro diyor. Yemek tiyatrosu. Zara. Kinepolis diyor. T-Mobil. Bu da koku mu acaba? Arabian Out diyor. Bilemedim ne olduğunu. Böyle bir parfümcü. Kokular var bakın. Güzel yapmışlar. Hoş.
onlar herhalde birazdan açılacak arkadaşlar. Çünkü bugün pazar günü. Pazar gününde dükkanların çoğu kapalı şu anda. Herhalde birazdan açılacaklar veyahut da açılmayacaklar pazar olduğu için, bilemedim. Easy Paris, Claudia Strater arkadaşlar. PMA Legend American Classic diyor. Bakın böyle bir şey koymuşlar. Uçak motoru. Şu karşıda Peppa Pig diyor. Çocuklar çok seviyor, küçük çocuklar. Çocuklarınızı oynatmaya getirebilirsiniz buraya arkadaşlar. Bayağı meşhur, çocuklar da seviyor yani. Aklınıza bulunsun. Güzel arkadaşlar. Bakın. Tasarımı modern, lüks. Ben de ilk defa geliyorum. Zaten dediğim gibi 2 sene oldu buranın açılışı. Swarovski. Şimdi ya sola gidebiliriz ya da sağa, biz sağa doğru gidelim. Ondan sonra dönüp o tarafa doğru gideriz. Dediğim gibi 2 sene oldu. Ben de ilk defa görüyorum. Yani söyledikleri şu Hollanda'nın en büyük AVM'si. Bakın Utrecht videoma bakın. Orada da Hoogkaterijn var. Mall of Utrecht diyor. Orası da bayağı büyük, güzel bir alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi videosu görmek istiyorsanız Utrecht videoma izleyin arkadaşlar. Kidland diyor, yani çocuk dünyası. Bak burada da çocuklar için eğlenceli bir aktiviteler var. Riviera Maison. Maison mu deniyor? Maison mu? Maison mu artık? Neyse. Yani telaffuzlarında hatalı söylemiş olabilirim. No problem. Önemi yok. Mango giyim. Tuvaletleri yapmışlar böyle. Bizim şeye benziyor arkadaşlar. Hollanda'da eskiden böyle yoktu, böyle büyük alışveriş merkezleri. Bizim Türkiye'nin alışveriş merkezlerine benziyor böyle konsept. Yani bu Hollanda'da eskiden yoktu yani böyle şeyler. Gerçekten de bu AVM konusunda bizim Türkiye öncülük yaptı. Türkiye'nin AVM, yani bu şeyleri, bu konseptleri başlatan bence Türkiye. Bakın. Simit Sarayı. Şöyle simitlerin arasında bakın, çok lezzetli görünüyor. Böyle. Guess. Simit Sarayı'nda gördük arkadaşlar. Aynen dediğim gibi işte, yani Türkiye'nin öncülüğünü yaptı. Türkiye'nin AVM'leri gerçekten dünya çapında. Hay şey olarak, yapı olarak, kalite olaraktan tabii ki binanın, o onlar farklı meseleler. Oralara girmeyelim. Buralar daha kaliteli tabii. Ben karşılaştırabiliyorum ama konsept olaraktan işte çocuk oynama yerleri ortada bu şekilde, mesela bizim Türkiye'de de var. Değil mi? Orta yerlerde bu şekil. Ondan sonra tuvaletleri olsun, işte dükkanları bu şekilde. Yani tam Türkiye konsepti yani bu. Bunu net söyleyeyim yani. Hatta şimdi Üsküp'e gittim. Üsküp'te de mesela yapmışlar. İşte Almanya'ya gittik. Almanya'da da yapmışlar. Yani bunlar hep Türkiye'den alma. Ha Türkiye'den, Türkiye başkasından almış mıdır onu ben bilemem. Ama benim bildiğim, yıllardan beri benim bildiğim AVM kültürü bu şekil, bu tarz AVM kültürünü Türkiye'nin başlattığını ben biliyorum.
Ondan dolayı da o konuda en azından gururluyuz, değil mi? Böyle oradan her şeyden de böyle bir çıkış var arkadaşlar dışarıya aynı. Ha mesela bizim Türkiye'de bir de şey olur. Güvenlik olur mesela şurada, değil mi? Şu kapının orada güvenlik durur. Çantanı falan çıkartırsın, böyle şeyden geçer. Bir dedektörden, cihazdan geçer. Sen de bir cihazın içinden geçersin. O şekildedir. Burada o yok. Demek ki neymiş? Güvenlik sıkıntısı var ki güvenlikten geçiyorsun. Burada da güvenlikten geçmiyorsan güvenlik sıkıntısı yok demektir. Düz mantık yani. Muhakkak bu fikrimle aynı düşüncede olmayan insanlar olacaktır ama düz mantık yapıyorum. Belki de ben yanılıyorum. Olabilirdi. Yanılabilirim de arkadaşlar. Yanılmak güzel bir şey. Yanılmak güzel bir şey. Neden? Çünkü yanıldıkça öğrenirsin. Hiçbir insan kusursuz olamaz. Yanlış yapmayan insan öğrenmeyen insandır. Gelişmeyen insandır. Yanlış yapan insan gelişir. Tabii yanlışından dönüp doğruyu bulmak kaidesiyle. Ona da açık olacak. Değil mi? İşte görüyorsunuz yani bu dükkanların isimlerini saymama gerek yok. Polen 1. Bak saydım. Şura çok güzel koktu. Sabuncu herhalde daha açılmamış ama. Evet. Sabuncu. Victoria Secret diyor. Calvin Klein. Calvin Klein. Waffle'cı arkadaşlar, milkshake bar waffle diyor bakın. Çok güzel. Pandora. Türk kızlarımız çalışıyor. Ne güzel. Sara. Westfield'in herhalde ana girişi burası arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Ana girişi de bir görelim, değil mi? Millet Zara'nın açılışını bekliyor. Zara açılsa da girsek, paraları döksek, çıksak geri diye. Ne diyor? Shop tot 8 uur diyor, yani 8'e kadar açık diyor. Türkiye'dekiler 11'e kadar mı oluyor? Öyle bir şey herhalde. Bakın dışarı çıktık arkadaşlar. Mis gibi hava. Burası Leidsendam arkadaşlar. Leiden'in orada. Den Haag'ı geçersin. Rotterdam'a aşağı yukarı 25 km. Amsterdam'a da aşağı yukarı 30-35 km. Karşıda Fletcher Hotels. Evet. Bakın. Westfield Mall of the Netherlands diyor. Hollanda'nın AVM'si diyor. Şöyle sizlere şeyi de çekeyim. Açılış saatleri işte, yemek yerinin saatleri. 11'e kadar yemek yerleri. Dükkanlar şu saate kadar. Bir gün mesela 6'ya kadarmış. Süpermarketler şu saate kadar. Pazartesinden cumartesiye kadar. Zondag pazar demek arkadaşlar. Pazar. Ve bu da bioskop neydi? Sinema. Girelim. Coffee Company diyor. Kahve fabrikası. Yukarıda yeme tiyatrosu diyor. Yemek tiyatrosu. Bakalım mı yemek tiyatrosu nasılmış? Yemek tiyatrosu. Aynı bizim AVM'lerimizde de en üst katta yeme yerleri vardır. Burger King, Popeye, McDonald's, ne bileyim ben işte Usta Dönerci, Ramiz Köfteci,
bilmem ne pizzacısı değil mi? Öyle düşünelim yani. Burada acaba öyle mi diyeceğim. Evet. Öyle bir şeye benziyor. Bakın. Böyle masaları yapmışlar arkadaşlar. Masalarda oturup yersiniz. Middle Eastern diyor. Orta Doğu sokak yemekleri diyor. Street food. Chicken shawarma, kebap. Evet. Pizza bar, Fapiano. Aman ha, müzik çalıyor. Telif hakkı. Kaçalım orada. Şöyle bakın. Masaların altına prizler ve USB girişleri yapmışlar arkadaşlar. Telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Ortalara güzel yeşillik alanları yapmışlar. Ortalara. Wagamama. Wagamama. Noodle. Pudul. Böyle uzak doğu yemekleri bunlar da arkadaşlar. Şöyle oturma yerleri yapmışlar bakın, çok güzel. Güzel. Avokado show diyor. Avokado show neymiş? Şöyle avokadoları tost mu yapıyor yani? Bilemedim. Tony Loco. Pizzacı herhalde Tony Loco. Evet, Tony Loco pizzacıymış. Pizza yapıyor arkadaş. Güzel pizzalar yapıyor. Evet arkadaşlar, Punjabi food diyor. Şöyle çekelim ki neden diyelim. Saat şu anda tam 12'ye 3 var. 12'de açılıyor arkadaşlar. Her yer 12'de açılıyor. Ha, ben neden çekimi şimdi yapıyorum? Çünkü sakin şu anda. Yani birazdan buralar 12'den sonra tıklım tıklım olduğu zaman burada aralarda çekim yapmak ve anlaşılmak ve ses, gürültü fazla olur. Ondan dolayı size şöyle sakin şekilde, mesela bakın ne güzel masa yapmışlar. Şöyle ağacın altında değil mi? Buranın da menüsünü gösteriyor. Burada İtalyan pizza napoletana diyor. İtalyan restoran arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar bakın. Orada böyle patates, tavuk, kolmeyiz. Meşhur tavukçu. Ve helal sertifikalı imiş. Orada Mood Çin restoranı. Bakın tavuklar dönüyor arkadaşlar. Kızarıyor. Bu da Tayland yemekleri. Evet, burada da aynı valla. Gerçekten de şöyle gördükçe hani tekrarlıyorum belki ama gerçekten de Türkiye'nin konsepti işte bak. Yemek yemenin yanında çocuklara oyun alanı. Böyle oyun oynuyorlar çocuklar.
Oyuncak da alabiliyorsun. Hem oyun oynanıyor hem de oyuncaklar alınıyor çocuklara. Marvel'in oyun nasıl oynanıyor artık bilmiyorum da. Burada sinema arkadaşlar. Sineması da var bakın. Kinepolis diyor sinemasına da. Filmleri çekelim neler varmış. Mesela Avatar. Avatar işte bakın şöyle. Buralardan biletlerinizi alıp e-tiket olaraktan sinemaya girip filminize bakarsınız arkadaşlar. Burada böyle sinemanın işte atıştırmalık aldığınız bölüm. Aynen öyle. Evet. Burası sinema. Oyun alanı, Game State diyor ve restoranların, lokantaların, yeme içme yerlerinin olduğu bölüm. Yavaş yavaş insanlar doluşmaya başladı. Güzel bir kafe. Maça bakarsınız, bakın yukarıda da televizyonları var. Ne güzel. Bilardo falan da yapılıyormuş bak. Bowling. Ha, burası da yukarıda şey, bowling salonu falan herhalde. Bir bakalım ya. Vallahi biz de öğreniyoruz tabii bak. Bilmediğimiz için konuşuyoruz. Ama sporcuların fotolarını koymuşlar. Yok. Buralarda şey arkadaşlar ya kafe. Oturup bir şeyler içiyorsunuz veyahut da yiyorsunuz. Yalnız her yerde televizyon var. Herhalde spor falan bakılıyor bol bol. Sporla alakalı. Konseptinde spor olan bir kafe. Bilemedim. Evet, bakın manikü pis patates kızartması, meşhur Hollanda'nın patates kızartması alanında bir numara olan patatesçi. Bir Bram Radağcı var, bir de manikü pis. Görüyorsunuz. Manikü pis demek de arkadaşlar aslında manikü hani küçük velet anlamında, pis de işemek. Bakın. Velet ne yapıyor? İşiyor. Nereden geldi ismi bilmiyorum ama o şekilde. İşiyen velet. Bu da Mado. Bizim Türkiye'nin Mado arkadaşlar. Gelirsiniz Mado'da mis gibi pastanızı, patatesinizi, dondurmanızı alırsınız şöyle. Güzel, ortam güzel. Bakın. Evet, öyle arkadaşlar. Şuradan aşağıya bakalım ne var. Şuradan geri inelim aşağı. Geri kalan bölümlerini gezelim bu AVM'nin. Bu büyük AVM'yi geziyoruz beraber arkadaşlar. Bakın kuaför Tony and Guy diyor. Tony ve arkadaşları
mı diyor. Öyle bir şey diyor. Levi's'ın dükkan arkadaşlar bakın. Levi's'ın bayiliği mi diyeceğiz? Dükkan mı diyeceğiz anlayamadık. Bayili diyelim. Bayi mi? Yok. Dükkan. Bakın açılmış artık her yer. Dediğim gibi de kalabalıklaşmış artık. Millet tek tek dökülmeye başlamış. Bura nedir? Muci istiyor. Neymiş Muci? Böyle takı, takıların olduğu bir bölüm. Aynen öyle. Kufman. Bu da böyle sporculara vitaminler satıyor. Bilmem proteinler satan bir yer. Tendeyiz. İşte kıyafet. Kıyafetler var arkadaşlar. Kıyafet satan dükkanlar. Bol bol. Şuraya yemek alanı da aynı oradaydık. Smaak Amsterdam. O da çanta satıyor. Valizdir, şudur budur. Copenhagen. Kafeci. Kuaföre bak. Bu da bizim Türkiye'nin markası. Neydi ismi? Dilos Berber. Dilos Berber. Krakatau. 70%'e kadar diyor. Şey var diyor. İndirim var diyor. ABC kitapları. Skin Lifestyle. Tip Top. Nahl and Spa. Yani tırnak yapıyorlar bak. Ayak tırnakları falan. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Yapıyor arkadaşlar. Yapsınlar. Yaya. Tuvaletler yine. Fabian Chapot. Şekerci. Cipstir, şekerdir, atıştırmalıklar alırsınız. Buradan geçersiniz. Guts Gusto. Bura ne diyor? Arabaya bak abi. No Foot Polestar Hack diyor. Bunlar Polestar arabalarını reklamını yapıyorlar arkadaşlar bakın.